Değerli dostlar, Doğudan Batıya Tarih Programı ile karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğum var, Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç hocamız. Hocam hoş geldiniz. Bugün yine Sufilerin dünyasına yolculuk yapacağız. Daha önce de hocamız program konuğumuz olmuştu. Ama biraz farklı bir boyutuyla bakalım. Yani hep tasavvuftan bahsediyoruz, tasavvuf kültüründen, tasavvuf tarihinden bahsediyoruz. Ve bu tasavvuf tarihi bizim medeniyetimizin en önemli parçası, en temel taşlarından birisi, temel dinamiklerinden, İslam geleneğinin en önemli lokomotiflerinden birisi. Ne kadar itiraz edenler olsa da. Ee, ama hocam bugün biraz sizinle şunu konuşalım istiyorum. Şimdi Tekke dediğimiz kültür sadece ve sadece müritlerin eğitilmesi demek değil, aynı zamanda... Musiki demek, aynı zamanda edebiyat demek, aynı zamanda şiir demek, tefsir demek, kelam demek. Yani dini ilimlerin de en güçlü şekilde yaşatıldığı bir mekan, bir kurum, bir eğitim kurumu olma özelliğini taşıyor ıı, tasavvuf. Ee, böyle başlayalım. Yani şimdi sizin kitabınız var. Farklı dillere de çevrildi. Sufi ve şiir. Ee, daha önce birkaç... Farklı baskısının yapıldığını biliyorum. Ben de en azından siyah kapaklı olanı var. Evet. Sizin elinizdekini görünce. Ee, şimdi e, Azerice diline çevrilmiş Azeri alfabesine diyelim. Sufi ve şiir diye şu şekilde göstereyim ben e, izleyicilerimiz için. Yine e, Farsça versiyonu var. E, Sufi ve şiir diye hocamızın kitabını tercüme etmişler. Bir de Fransızca da çevriliyor. Bir de Fransızca'ya çevriliyor. Bir de tabii çok yeni bir kitabı var hocamızın. Bir din felsefesi olarak tasavvuf alt başlığını taşıyan ama üst başlık olarak geleneğin peşinde ismini taşıyan biraz vaktimiz kalırsa bundan da bahsedelim isterim. Bütün okuyucularımıza tavsiye edeyim. Şimdi hocam şöyle başlayalım eğer izniniz olursa. Tasavvuf Kültürü, yazılı literatürün ne kadar içindeydi? Yani çok genel bir soru olduğunun farkındayım ama biraz da yol açmak için de soruyorum. Çünkü ilk Sufilerin hayatlarını yazanlar yine Sufilerdi. Mesela işte Abdülkerim Kuşeyri'yi düşündüğümüzde ya da Kalebazi'yi düşündüğümüzde kendi hayatlarını kaleme alırken de yine kendi işlerinde bir literatür oluşturdular. Emen Akıbnameler bizim ana kaynağımız. Sufilerin tekke kültürünün en önemli, biraz abartılı da olsa tarih kaynakları olma özelliğini taşıyorlar. Ama bunun dışında ilimle hep iç içe. Mesela Türkiye Selçuklu dönemine geldiğimizde sizin en çok konuşmayı sevdiğiniz konu, bizim de dinlemekten zevk aldığımız bir konu İbnül Arabi. Hem İslam Sufi geleneğinin belki en büyük aklı, ...diyelim i̇bn Arabi için en önemli aklı, aklı Şeyhül Ekber. Ee, ama aynı zamanda e, en fazla eser kaleme alanlardan da birisi. Biraz da böyle başlayalım. Yani Sufi edebiyat, şiir ve eser yan yana nasıl başlar? Macerası nasıl başlar? Evet. Ee, şimdi her şeyden evvel e, e, Haşim kardeşim, e, tasavvuf e, dini bir e, metodoloji yeri çıkış yeri din yorumu malumunuz bir din peygamberi tarafından ilk vaz edilmeye başlandığında yani tebliğ edilmeye başlandığında ki İslam özelinde bu bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi başlayan bir süreç. Onunla beraber tabii ki dinin de içinde katmanlar olduğunu görmekteyiz. Yani dini mesaj, dini bilginin de e, yekpare bir e, bilgi olmadığını görmekteyiz. Affedersiniz e, peygamber efendimizin huzurunda peygambere gelip de e, mescide Bevle'den de var ve iman ediyor sonra Müslüman oluyor. Veya e, Taşra'dan gelip peygamber efendimize ya Muhammed işittim ki sen güvenilir bir adammışsın e, ben de senin dinine gireceğim ama bana çok basitinden bu dini anlat. Çok girin. zorlama beni. Çok zorlama beni. Peygamber Efendimiz ona mesela hiçbir zaman şöyle cevap vermedi yani yok beyefendi bizim dinimiz sadece filozoflara açık bir dindir sen giremezsin e, demedi e, gelen iki rivayet var gelen o kişi bu şekilde talepte bulunan kişi bir tanesi de Peygamberimiz yok Kullailahhilallah la il Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun peygamber olduğuma şehadet et sonra dost doğru ol. Bakınız ona zekat ver, haç yap, e ümre yap, namaz kıl, oruç tut gibi şeyler dahi söylemedi. Dost doğru ol dedi. O da dedi ki bunun üzerine ne bir şey ilave ederim, ne bir şey çıkarırım ve gitti. Peygamberimiz o kişinin arkasından dedi ki eğer sözünde durursa cennete girer. Bir başka e versiyonda ise yine benzer taleple gelen e taşradan bir kişi ya Peygamber Efendimiz dedi ki La ilahe illallah e de, Muhammed Resulullah de, sonra eşini dövme ona malum olduğu peygamber olması hasebiyle o gelen kişinin köyünde veya şeyde eşine eziyet etmiş etmekte olan bir kişi olduğu bilgisi kendisine gelince eşini dövme yani eşini haksız yere dövmekte olan bir kişiye peygamber her namaz kıl Mesela oruç tut demiyor Burada çok ince bir nokta var yani belirli bir temizlik gerekiyor ki üstüne bazı ritüeller ibadetler konsun ve süreç bu şekilde başlıyor. Bir de hastasına göre tedavi gibi E netesi, tabii ki çok mi? doğal olarak. Hı hı. E, dolayısıyla verdiği mesajın içerisinde, indirdiği mesajın içerisinde e, insanlara da bildirdiği hani e, biz e, ikiye ayırırız. Eee metlu yani okunan vahiy ile bir de gayr metlu. Bir de okunmayan vahiy vardır. Bu bir bütündür. Hı hı. E, o manada e, Kur'an'da var olan, Musaf'ta yazılmış olarak bize bildirilen yazılı bilgiler ile Peygamber'in hayatı etle kemik gibi birbirine geçişlilik halindedir. Dolayısıyla o hevasından konuşmaz, o ancak vahyedileni bildirir sözünden de hareketle. Peygamber Efendimizin, yani yazılı kültüre geçeceğim buradan, daha sonraki süreçte biliyorsunuz kendi sözlerinin dahi yazılmasında mütereddit olduğu, yazdırtmadığı, çok sonraları bunların kaleme alındığı, hatta Kur'an-ı Kerim'in musaflaşma süreci bile, yazıya geçirilme süreci bile çok en başta başlamamış bir şeydir. Burada ince bir ayrıntı vardır. Çünkü e, dini esaslar e, elden ele manevi emanetle verilir. Yani sadece bir kitabı vermekle onların örneği Kur'an-ı Kerim'de kitap yüklü eşekler olarak daha çok rabaylar yani Yahudi hahamlarını tenkit sadedinde kullanılır. Fakat bizde ise önce bir manevi telkin verilir. Onu verecek kişi de peygamberdir. O peygamberin elektriği içerisinde diyelim, onun o havası içerisine giren kişilere girdikten sonra bir de ona eşlik etsin diye yazılı metinler verilir. Benzer model daha sonra aslında e, İslam ilim geleneğinde maneviyatı esas alan, yazılı kültürü ona ek yapan, yazılı kültürü birinciye değil ikinciye tutup ama ek yapan tasavvuf damarında sürmüştür. Hı hı. O açıdan tasavvuf damarı dediğimiz bu modelde, ee, insanın kalbine bakmak, e, onu eğitmek, e, ona iyi hasletler yüklemek, bir kamilden bir noksana doğru bir bilgi akışı halinde olan, daha çok şifai kültürle geçen bir e, gelenektir aslında. Ancak belirli bir e, mertebeden sonra da ve daha çok da yaz bunları ...emrini aldığını söyleyen bazı yazarlar, sufi yazarlar bunları kayda da geçirmeye başlamışlardır. O açıdan e, kitaplı yani kitap yazarak e, yolunu sürdüren sufi olmakla beraber... ...bugün isimlerini bilemediğimiz geriye çok fazla yazılı eser bırakmamış ama insan yetiştirmiş... ...çok arifler gelip gelmiştir. Yani bunların bazılarının isimlerini biz... ...bir takım menkıbe kitaplarında, Kuşeri Risalesi'nde ve diğer risalelerde görüyoruz. Mesela Muhittin İbn Arabi bile Ruhul Kutsk isimli eserinde ders aldığı hocalardan bahseder. Yani 200'e yakın kişiden bahseder. Bunların birçoğunun kitabı yoktur mesela. İbn Arabi orada o kişinin adını bahsetmese biz onu tanımıyoruz mesela. O açıdan yazılı kültür... Iı, tasavvufta birincil bir ıı, uğraş değildir. Esas birincil uğraş ıı, Ruberu yüz yüze, ıı, gönül gönüle ıı, bir sohbet esasıyla geçişlilik. Yani teorikten daha çok pratik bir eğitim. Evet diye evet evet. Buna ek olarak ancak yazılı metinler daha sonra oluşmaya başlanmıştır. İbn Arabi örneğinde hani en çok yazan, en velüt yazarlardan, sufi yazarlardan birisi İbn Arabi. Kendisi zaten söyler. Ben bunları yazısı değildim. Ta ki emir verildi. Yaz bunları denildi. Onun üzerine yazdım. Mevlana Mesnevisi ki bugün yani binlerce beyitten meydana gelen devasa bir külliyattır Mevlana'nın şiirleri. Hem Mesnevisi hem Divanı Kebiri. O da ben bunları yazmak niyetinde değildim ilk başladığımda. Ee, o çok farklı bir kategori. Dolayısıyla biz onlara mesela yazar ismini pek yakıştıramıyoruz. Yazar değiller bunlar Hı -hı. yani. Ee, ve yazarken de yazış üslupları çok enteresandır. Biraz... Yani yazarlık yapayım diye yazmıyor. Evet, evet. Yani şa mesela şiir söylerler ama biz şair değiliz derler. Bu e, buradaki paradoksa çok dikkat etmek lazım. Yani bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğinde. Bu şeye benzedi hocam hani e, çok kullanılır ya tasavvufta aramakla bulunmaz lakin bulanlar ancak arayanlardır gibi oldu. O mi? bir paradoks. Tasavvufta paradokslar çok fazla vardır. Bunu bilmeyenler yani meslek haricinde dışarıdan bakanlar bunlara saçmalık olarak e, yaklaşabilirler. Ancak paradokslar felsefede çok önemli yer işgal eder. Bu e, varlık mertebelerinde siz paradokslarla bazı şeyleri açıklayabilirsiniz yani şunu demek istiyorum. Bir şey biliyorsam hiçbir şey bilmediğimdir diyen kişi ya şöyle söylenmez. Bak adamı itiraf etti cahilin tekiymiş. Değil. Bu adam çok şey biliyor anlamına gelir. Ahır oldu molla desinler diye laf var. Atasız. Oradan geliyor. Hocam şimdi siz bunu söylerken aklıma geldi. Yayın öncesinde de size söylemiştim. Ahmet Yeşer Hocak hocamızın sıklıkla dile getirdiği bir söz var. Yani çalışmalarında siz de mutlaka rastlamışsınızdır. Hani o diyor ya 14. 13. 14. yüzyıl tasavvurunu yaparken diyor üç büyük mutasavvuf etrafında şekilleniyor diyor. i̇şte Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş Veli. Ama bunu biraz eleştirel bazda söylüyor. E diyor ki halbuki bu yüzyıl sadece onlardan ibaret değil. Peki onu onları öne çıkartan husus ne? Birincisi popüler kişilikler olmaları, hayatlarına dair eserler yazılmış olması, menakıplar kaleme alınmış olması veya bizzat kendilerinin eserler kaleme almış olmaları. Yani bir kişiyi bir dönemin içerisinde öne çıkaran veya var eden bir eser yazmış olması. Ve şöyle ilave ediyor, sizin de fikrinizi merak ediyorum. Yayın öncesinde biraz söylediniz ama belki de diyor nice Yunuslar, nice Mevlana'lar vardı. Ve eserleri olmadığı için ya da hayatları hakkında bir şey yazılmadığı için e, biz onları bilmiyoruz. Hani şey için söylerler ya yani çok yakın dönem için İsmail Sahip Efendi için söylerler. Hani ayaklı kütüphane, e, alimler alimi ama baktığınızda toplumda e, eseri olmadığı için ya da pek bilinmediği için bir karşılığı yok gibi. Ne düşünürsünüz bu konuda? Ee, bu akıa hocamızın naklettiği o söz el hak doğrudur. Ancak hocamızın yargı ifadelerine katılmıyorum. Yani vaka olarak doğrudur. Şöyle ki, Peygamber Efendimizin bir rivayetinde 160 bin Peygamber geldiğini söylüyor. Biz bunlardan Kur'an-ı Kerim'de sadece 29 tanesinin ismini biliyoruz. O zaman bunlar popüler Peygamberlerdi. Diğerleri değil. Diğerleri değil popüler Peygamber değildi gibi bir sonuca varmamız gerekiyor. Bu biraz çok modern bir kalıp. Buna çok katılmıyorum. Vaka doğru evet Yunus Emre'ler var. Hatta Yunus Emre üzerine çalışan değerli arkadaşımız Mustafa Tatçı Bey Yunus Emre divanını, şiirlerini bir ciltte neşrederken Yunus Emre'ye izafe edilen ama Yunus Emre'ye olmayan Yunus Emrem veya Bursalı Yunus Emre diye bir başka Yunus Emre'nin Şiirlerini birbirinden ayırt etti. Bir meşhur zata kendini ismini nispet ederek isim bir şiir yazma, bir eser yazma çok o olan bir şey bu. Aslında buna intihal falan gözüyle de bakanlar olabiliyor ama intihal değil. Kendini onunla özdeşleştiriyor adeta. Yani attarlar var mesela bir tane attar yok. Edirne'li attar var mesela, Bursalı gazali var mesela. Gazaliler en bildiğimiz Feriduddin Attar var Feriduddin Attar söyledim Hı. az evvel Feriduddin Attar meşhur ama kendini attara nispet eden 4-5 tane attar var Attarı Tuni var mesela büyük şahidi Yunus Emre'ler var Kaç Yunus sen? Emre'ler var gibi dolayısıyla bu sevdiğiniz bir kişinin ismiyle künyelenmek adeta bir teberrük anlamındadır yani bunu herkes bilir bu Yunus Emre ile bu Yunus Emre aynı değil ama ee, şeye geldiğimiz zaman yani haklarında bilgiler oluyor olması o da aynı şekilde çok tabii bir e, süreç. Ee, zira bazılarının e, talebeleri var, takipçileri var. Bunların sayısal olarak da karşılıkları var. Yani bugün bir Muhittin İbn Arabi'nin geriye bıraktığı ekolün Orta Asya'da, İran'da, Hindistan'da, Anadolu'da, Balkanlar'da, Afrika'da, Arap Yarımadası'nda yani fikirleri o kadar değerli ki Endülüs'ten e, Semerkand'a kadar büyük bir coğrafyada e, talebeleri oluşmuş, takipçileri oluş o fikri izleyenler. E, i̇ster istemez yani Muhittin İbn Arabi'nin açtığı seviyenin e, alıcısı da her yerden olacaktır. Böylece hani o popülerliği belki o manada Hocam, artacaktır. E, şöyle bir şey var yani i̇bn Arabi dediniz. Belki o noktada derinleşebiliriz. Şimdi Osmanlı ilmi geleneği zaten ekberi. Tamamen e, neredeyse İbn-i Arabi'nin anlayışı üzerine Fakat şekilleniyor. Fakat bu, bu Haşim Hocam çok önemli bir nokta biliyor musunuz? Bak ne dediniz? Osmanlı ilmi geleneği dediniz. Tabi. İlmi geleneği bir sufi yani sufi ne demek? Hani tekke geleneği deseniz hadi anlarım da. Diyorsunuz ki ilmi geleneği ekberidir. Bu muhteşem bir nokta. Ya bu gözden kaçırılıyor bazıları tarafından. Ee, i̇yi ki böyle vurguladınız. Tabi davud Kayseri öyle hocam. Yani, yani ilk müderrislerin yani, tamamı öyle. Yani, yani onu geçeyim. şunu diyecektim ben. Ee, i̇bn Arabi'nin vefatının üzerinden nereden baksanız 400 yıl hatta 400 yıldan daha fazla 500 yıla yakın bir zaman geçiyor. İşte bir Sarı Abdullah Efendi çıkıyor ve Şarihi Füsus olarak tanınıyor. Yani eserleri, şimdi Ekrem Hoca'nın da Füsus Şerhi yaptığını düşünürse... Bu arada Sarı Abdullah Efendi Mesnevi Şerhidir ama... E, şerhi Mesnevi. E, şey değildir, o Abdullah-ı Bosnevi'dir, <laughs> Bosnalı ab, e, Füsus Şarihidir. Yani demek istediğim, anlatmaya çalıştığım, evet. Ekrem Hoca'yı da düşünürsek Füsus'u şerh ettiğini, yüzlerce yıl geçmiş olmasına Ol. rağmen... Hala eserleri özellikle de füsüsü Neden? şerh ediliyor. Neden? ya da işte belki daha bin yıl sonra Japon bir hoca çıkıyor füsus anahtarı yayınlıyor. Evet. Bunu nasıyorum? Neden, Neden hocam işte? <laughs> ya çok basit bunu aslında cevabı da belli. Bir müellif ne kadar evrensel noktaları yakalarsa ne kadar zaman üstü konuları esas alırsa, bu e, zamanla pörsümeyen, eskimeyen konular olması hasebiyle, her daim insanoğlunun gündemine gelecek konular olması hasebiyle, ona şer geçmişte de yapıldı, günümüzde de, de yapılır ve belki yüz yıl daha, bin yıl daha şerh edilecek bir zaman. E, Platon, Eflatun kaç yüz sene evvel yaşadı, hala bugün Platoncular Avrupa'da var. özellikle var mı? Var. var. Ee, tarihte nev nev eflatuniler var mı? Neoplatonistler. Var. var mı? Var. Hı -hı. Demek ki adam öyle esaslar ortaya koydu ki e, bunlar günlük ve çabuk eskiyecek konular olmadığı için bunların şerhleri her zaman yapılacaktı. Ama bazı alimler de var ki isim vermeyeyim. Ele aldığı konular itibariyle diyelim ki çok günlük, aktüel konulardır. Ee, yani öyle eser yazan alimlerimiz de vardır mesela. Şimdi o konuda yazdığı, yazdığı o konunun mevzusu güncelliğini yitirince ister istemez o kitap da hükmü kalmıyor. Ve tarihin karanlıklarında gömülüp gidiyor. Ancak bir tarih metni oluyor, canlılığını yitiriyor. Fakat sufi metinler tarihsel metinler değildir. Yani tarihselliğin içine hapsedemeyiz onları. Bir bakıma ahistorik yani tarih üstü ve tarihe yön veren ana ana esaslardır bunlar. Bu da çok tabidir. Yani İbn Arabi'yi okuduğunuz zaman siz varlığa dair görüşler görürsünüz. Yani felsefede ontoloji. Bilgiye dair görüşler görürsünüz. Bu insanoğlu insan nedir? Nereden gelmiştir? Nereye gidiyor? evrenin, alemin yaratıcısı var mı yok mu? Varsa benim neyim oluyor? Yani ben ve Tanrım, ben ve Allah nasıl bir ilişki içerisindeyiz? Tam da Bunlar, bununla ilgili bir soru var hocam. Sıklıkla karşılaştığınızı biliyorum ama e, malum yayın canlı izleyicilerimiz soruyorlar. E, biraz da e, tekrar aslında dile getirmenizi arzuladığım için soruyorum. Çok sık karşılaşıyoruz bu soruyla. Ettekaru asana volokana yusaksan. Şimdi yaz niyetim yoktu, yaz emri geldi derken diyor bu emir kimden geliyor? Ee, Allah'tan ise bu Allah ile iletişime geçmek değil midir? Peygamberlik alameti değil midir? Bu mevzuya nasıl bakmalıyız diyor ki bu pek çok Sufi için sizin karşılaştığınız bir soru. Ee, Şimdi ne dersiniz? E, evet yani bu tür soruları sorabilir e, insanoğlu ister istemez. E, onu biz bizim gelenimizden cevap vermeyeyim. Cevapları var bizde. Ama e, şu bir gerçek ki mesela e, Evraka diyerek bir buluşla e, banyodan dışarı fırlayan Arşimet vardır ha. bilim adamıdır. E, Beethoven gibi Mozart gibi herhangi bir beste yaparken birden gece yarısı kalkıp uykudan kalkıp uyanıp derhal kalemi eline alıp bestesini yapanlar vardır ya da bana ilham geldi diyenler. E, Şimdi ilham kelimesini tam bilemedikleri için bazı e, Türkiye'de gelenek kırıldığından dolayı ve de aynı zamanda bu tür konuların çok fazla suistimal edilmesinden dolayı çünkü bir otoritesi kalmamıştır bu konuların. Her önüne gelen bu kelimeleri çok rahat kullandığından dolayı e, ondan dolayı kirletilmiştir. Dolayısıyla bu soruyu soranları da mazur görmek lazım çünkü bilmiyorlar ne olduğunu. Ama e, sanatçılarda, şairlerde, edebiyatçılarda, müzisyenlerde e, çok fazla işleyen bir mekanizmadır ilham. E, i̇lham bugün bizim Anadolu geleneğimizde, müsaade buyurun, Anadolu geleneğimizde Badeli Aşıklar eliyle dahi halk türkülerimizde e, bağlama telleriyle bile devam etmektedir. Tavsiye ederim okuyucumuza bazı Badeli şairleri bir okusunlar, İlham olmadan o şiirler dökülmez. Şimdikilerde frekans diyor hocam. bir de bir. Ee, bir yani silahlar değişebilir. Evet. Önemli olan manayı eğer kabul ediyorsak o mana ile yani sizi e, şiir söyleten e, bir arkada önemli bir nokta vardır ve buna ilham diyebilirsiniz. E, i̇lham kötü bir şey de değildir. Modern insan ilhamsız bir insandır. Hani uçmak kaçmak koplamak zıplamakla da alakası yoktur. O şarlatanları çok rahat ayırt edebilirsiniz. Çok kolaydır. Yani günümüzde biraz şöyle bir şey var. Yani bu uçanlar, kaçanlar, hoplayanlar, zıplayanlar, ben şuyum, ben buyum diyen bir takım e, tırnak içerisinde e, meczup, vari hareketler yapanlarla bunları özdeşleştirmemek lazım. E, psikopatolojik rahatsızlıklar, e, peygamberimizin hayatında da olanlar da vardı. Onları tefrik etmek çok kolaydır. Yani işin erbabı çok kolay ayırt eder. Hı hı. Masor Osman diye son dönemin önemli psikologlarından, psikiyatristlerinden ama aynı zamanda da dini ilimlere de vakıf birisi. Kendisine gelen hastayı bu konuda çok rahat ayırt edebiliyordu. Sen benliksin gel buraya veya gel, sen benlik değilsin falanca tekkenin şeyhine git diyebiliyorlardı. Bunlar 1950'lere kadar böyleydi. Ama bu tefrik yapılamıyor şu an. Yani. Maalesef ülkemizde e, maalesef o konuya temas etmek isterim müsaadenizle. Lütfen hocam. aşırı pozitivizmden dolayı bazı e, ve de e, spiritualite maneviyat sürekli saldırı altında olduğu için hem dindarım diyenler tarafından hem de pozitivizm taraftarları tarafından ülkemizde çok enteresan olaylar oluyor ama bunları gazete köpürlerinde kalıyor sadece. Nedir onlardan bir tanesi? E, yüzlerce hayvana eziyet edenler var. Öldürenler Ezi var. Kediyi öldürüyor hocam. Psikopat yani gidip. E, peki sizce niye sadece kedi? Onu bilmiyorum. Hiç düşünmüyorum. Köpek de öldürüyorlar. Ama. Hayır. Kedi özellikle. Niye kedinin sadece patilerini kesiyorlar? Bir anlamı var mı? Hepsinin var. Ne ama peşten? işte koptuk biz o gelenekten. Burada yeri değil. Peki. Bu ilimler eğer Ama izleyicilerimiz merak ettiğinden Tabii eminim. ki, tabii ki, tabii ki. Bazı seanslarda kullanıyorlar o. Her bir hayvanın özellikleri vardır, her bir hayvanın spiritüel kalitesi vardır, manevi dereceleri vardır. Ama biz bu ilimlerden koptuğumuz için bir anlam veremiyoruz. Gazetelerde okuyoruz falanca, e, o, falanca kişi o kediye eziyet etti. E, yani e, mübarek Ramazan akşamı bu konuları daha fazla girmeyelim. Peki. Ama hepsinin bir anlam var. Neticede Aşırı pozitivizm bize bunları anlamsız hale getirdi. Oysa kendisi bilmiyor. Bunların anlamı var. E, hepsinin anlamı var. Niye eziyet ediyor? Kim ona bunu yaptırtıyor? Gibi. Yani Allah korusun kendi ailesini katledenler var. Hı hı. E, ne yaptığımı bilmiyorum diyor. Bazısı uyuşturucun tesiri altında. Bazı da bana böyle kulağıma üflendi diyor. Mesela bunların hepsi e, maalesef ülkemizde anlamlandırılamıyor. Basit psikolojik, psikopatolojik vakalar diye geçiyor kayıtlara. Yani e, kulaklar için nasıl Mustafa Merter Hoca diyor ya bu normal diyor. Bize gelse ben de düz bir doktor olsam ver ilacı git. Öyle olursam diyor. Tabii, yani tabii. ama bu öyle değil diyor. Karşıdakini ee, anlamak, anlamlandırmak lazım diye ee. e, söyler. biraz da İbn Arabi'den eserlerinden bahsettik ama aynı dönem Başka bir isim var, hepimizin çok tanıdığı, çok sevdiği, bazen spekülasyonlara kurban edilen bir Mevlana'mız var bizim. Kişiliği, kimliği tartışmalarına girmeyeceğim tarihsel karakteri, ama o da eser yazdı. Hem de tartışılan eserler yazdı. Onun hakkında Şimdi, da yazıldı. Şimdi müsadenizle şöyle bir müdahale evet. etmek istiyorum. Yani modernlerin tartışmadığı bir şey yok zaten. Yani modernler, modern mantalite, modern zihniyet kalıplarının bir şeyi tartışıyor olması modernin, modernitenin yegane doğruluk kanalı olduğunu göstermez. Şimdi siz tarihçisiniz. Ben şuna bakarım. Mevlana'yı Osmanlı toplumu nasıl algıladı? Nasıl kabullendi? Bu çok önemli bir noktadır. Şu an 2024'teki falanca, filanca, işte Mevlana'yı kabulleniyor, kabullenmiyor. Bu şu anki bir ideolojinin veya bir düşünce kalıbının geçmişe giydirilmesinden ibaret. Bu sizin branşınız. Evet, sizin branşınızda çok yapılıyor. Yani bir o. hocamız kalkıyor. Mesela Ülününün diyor ki, değer yargılarıyla o dönemin yargılıyor. Evet. Bu şudur diyor. Ee, yani örnekler verebilirim ama girmeyelim. Ya vereyim istiyorsanız bir programımızda da verdik zannediyorum. Hı -hı. Mesela e, Türkler Maturidi'dir, İmam Maturidi'dir ve Osmanlı Maturidi'dir gibi bir yargı, bir kabul. Genellemecilik. Genellemecilik. Yani Osmanlı'da İmam Maturidi olduğu gibi Eşari Türkler de var. Var. Mutezili Türkler var. Var. Yani Hive'de yani Harezm bölgesinde çok büyük bir mutezili Türk nüfus var mesela. Şimdi ne yapacağız bunları? Onun için... Mesela bütün Türkler Maturididir. Şii Türkler Tabii, Tabii. Şimdi bunlar modern çağımızdaki bir kalıbın muhtemelen bu arkadaş diyelim kendisi Maturidi ve herkesi Maturidi yapmaya çalışıyor. Veya tam tersi diyelim Eşarisi Eşari yapmaya çalışıyor. Ve sufi ise herkesi sufi yapmaya çalışıyor. Bu da bir hastalıktır yani. Hayır. Bir adam sufi ise sufidir, değilse de değildir yani. Hı hı. Ee, o manada bu mesela Mevlana e, çok tartışılıyor. Mevlana kendi zamanında ve Osmanlı'da bu kadar tartışılmadı. İbnül Arabi mi? hakeza, İbnül Arabi baş tacı edildi Osmanlı'da. Mevlana da öyle. Evet ama günümüzde şimdi problem burada o zaman Mevlana'da mı oluyor günümüzde mi oluyor? Şimdi günümüzde Mevlana oluyor. Moğol ajanıdır. Mevlana Moğol ajanıdır tabiri çok yeni bir hocanın ortaya attığı bir fantazi ve birçok tarihsel açıdan da bunun bir fantazi olduğu, bilimsel doğrulara dayanmadığı ispatlandı. Selçuklu da yani yaşadığı dönemde herhangi bir tarih kitabında, kaydında herhangi birisi Mevlana evet Moğol ajanıdır mesela geçiyor mu böyle bir şey yok. Bu günümüzde geçen bir şeyi geçmişe yapıştırıyoruz. Dediğiniz gibi anakronik. O da yorum. Hatta aşırı yorum. yorum Aşırı yorum. Yorum evet. aşırı evet, Şimdi bunu yapmamamız lazım. Yani vaka neyse o şekilde bakmamız lazım. O açıdan evet sözünüzü kestim e, soru, soracaktınız. Yani Hazreti Mevlana da büyüklerden bir tanesi. Kesinlikle. Ee, şöyle diyeceğim hocam yani e, eserini tar konuşalım ama hani Osmanlı Mevlana'ya nasıl bakıyor dediniz ya bunun en güzel cevabı yani bu çalışmalar yapılıyor ama merak eden izleyicilerimiz varsa hiç üşenmesinler. Osmanlı coğrafyasındaki Mevlevi hanelerin sayısını çıkarsın. O kadar. Hocam. O kadar. Sadece İstanbul'da en az 7-8 tane var. Evet. Eyüp'te Bahariye var. İşte Galata'ya gidiyorsunuz. E, Pera dediğimiz, ya da Galata dediğimiz yerde e, karşınıza çıkan en ihtişamlı dini yapı Galata Mevlevihanesi. Yeni Kapı'ya gidiyorsunuz Yeni Kapı Mevlevihanesi. Haşim yani, Hocam. Şeyhül İslam Esad Efendi. Bakınız. Şeyhül İslam yani ne demek? Hukuk müessesesinin başı. Şeyhülislam Esad Efendi Atravul Asar isimli eserinde e, en önemli şiir, edebiyat ve musiki meclisleri tekkelerdir diyor o dönem için. Ya bunu bir şey demiyor. Yani bakınız Şeyhülislam, Şeyhülislam söylüyor, itiraf ediyor. E, Galata Galata Anesi olsun, diğerleri olsun. Buralarda sanat icra edilirdi, buralarda felsefe yapılırdı. Yani Rusuhide de Ankaravi Rusuhide'de e, Rusuhide de e, Galata Mevlevihanesinde Mesnevi şerhi yaptığı gibi aynı zamanda Şahabettin Süreverdi'nin Hikmetül İşrak'ını da şerh ediyor. Yani felsefe dersleri bile yapılıyor. O açıdan bunlar aslında e, irfan ocaklarıydı. Hikmet derslerinin yapıldığı yerlerdi. Yani dinleyicinin kafasında şöyle bir şey canlansın. Özellikle yurt dışına gitmiş olanlar bilirler kuzeyimizde, güneyimizde e, Hristiyan memleketlere gittiğiniz zaman Gürcistan'dan başlayınız e, efendim Moldova'ya, Ukrayna'ya, Rusya'ya, Yunanistan'a, Bulgaristan'a, tüm Balkan Sırbistan'a, Girit'e, her nereye giderseniz or oralarda bol miktarda e, manastırlar görürsünüz. O manastırlarda hala yaşayan rahipler vardır. Rahiplerin dereceleri vardır. Kimisi sadece manastırda yaşar, manastırdan dışarı hiç çıkmaz. Bazı manastırda yaşar, evlenebilir ve dışarıya da çıkabilir, izni vardır. Ee, arada bir manastıra gelir ve orada dersleri vardır. Yani bir dini kurumdur o ve sivil toplum, yani laik toplum onlarla diyalog halindedir. Mesela Yunanistan'ın Aynaros Adası'na gidiniz, ee, o ada tamamen manastır adasıdır, manastırlara bırakılmıştır. Ben gittim, dolaştım buraları. Ee, rahipler, kendi dinleri doğrultusunda... Dini eğitimlerini ne yapıyorlar? İnzivaları var, oruçları var. Efendime söyleyeyim. Sistem aşağı yukarı aynı sistemdi bizim tarihimizde. Yani Fatih Fatih İstanbul'u fethedip sokaklarda dolaşan bir siyasi erk iken, Ebu Vefa'nın orada kendi zaviyesi vardı. Sümbül Efendi'nin kızlar manastırının olduğu yerde zaviyesi vardı. Onlar da kendi işleriyle meşguldü. Arada bir siyaset erbabı geldiğinde onların tekkesini ziyarete, onlara dua ederlerdi. Allah sırtlarını sıvazlarlardı. Hı hı. Devletin bekası için onlara dua, dua ederlerdi. Ederim. Ama bu kadardı. Bundan daha fazla mesela çok müdahil olmazlardı siyaset. Devleti siyat. ele geçirmeye Biz çalışmıyorlardı. Siyasete, de, yani devlet zaten yani devletle beraber oldukları için bir bütün içerisindeydiler. Aynen yani öyle. bugün mesela Rusya'da efendim Putin beyefendinin bütün e, Ortodoks rahiplerle çok güzel bir diyaloğu var. Mesela onlarla görüşüyor, gidiyor efendim. Bütünlüğü sağlıyor. E, e, yani tabii ki yani yeniden Rus İmparatorluğunun ruhani köklerini oluşturmaya çalışıyor. Hocam. Bir imparatorluk, bir siyasi mekanizma ruhsal dayanakları olmadan ayakta duramaz. Türkiye'nin problemi budur. Yani Türkiye e, zahiriymiş, dışsalmış gibi gözüken. Sorunlarının arkasında yatan aslında o birlik tohumunun olduğu manevi üst yapısını arıyor hala. Eyvah. Manevi üst yapısını oluşturamadı. Burada Belki bir... e, toplumsal olarak baktığımız zaman insanlarımızın çoğu birbiriyle kavgalı. Yani birbiriyle tahammül edemiyor. Trafikte bile e, herkes birbirinin gözünü oymaya çalışıyor. Yani bunun arkasında yatan bir maneviyat eksikliği var. Hocam dinimiz var. Bu... Bunu aradan sonra konuşalım. Ha, peki, hocam. tamam. Görüyor yönetmenim. Evet değerli dostlar, Doğudan Batıya Tarih devam ediyor. Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç hocamızla e, tekke edebiyatı diyoruz ama aslında güzel sorunları konuşuyoruz. Tam da e, şurada kalmıştık hocam. Bir izleyicimiz Bilge Hanım, Bilge Neşeli de yazmış. Hocamızın son cümlesi harikaydı diyor. Türkiye maneviyat bulamadı. Buradan devam edebiliriz eğer arzu ederseniz. Yani şöyle biz son 100 yıl içerisinde pozitivizmi çok fazla ilahlaştırdığımız için yani pozitivizmin ve rasyonalizmin her sorunumuzu çözecek yegane model olarak kıblemizi o yöne çevirdiğimiz için bazı şeyleri kaçırdık. Pozitivizme karşı değilim bu arada. Rasyonalizme de karşı değilim. Ancak bir yeri var. Yani rasyonalizmle yapabileceğiniz şeyler var. Yapamayacağınız şeyler var. Rasyonalizmi yegane tek model yapamazsınız. Mesela insanın derinliklerine inemezsiniz rasyonalizmle. Bir örnek vereyim size. Yani siz bir çiçeği, bir gülü tarif ederken o gülün şekline, kırmızı, sapı yeşil dediğiniz anda pozitif bir tespitte bulunursunuz. Ama o gülün raihası nedir? Kokusu nedir? Onu koklayanın aklını başından alır ve sevgiliye tek gül, tek gül bir aşk ilanıdır. Bu anlamlar pozitivizmde yoktur. Yani birisine aşkınızı ilan ettiğiniz zaman tek kırmızı gül verirsiniz. Derinlik yok. Derinlik yoktur. Hiroşima ya ve Nagasaki'ye bomba atan akıl çok rasyonel bir akıldır. Çok matematiksel bir akıldır ve başarılıdır. Neden? O gözle baktığınız zaman bir, sonuç almış. Tabii sonuç almış, çok doğru. Evet. Bir atışla bir e, bombayı atmakla düşmanın, düşman ilan ettiğin kitlenin çoluğunu, çocuğunu, hayvanını, yeşilliğini her şeyini katletmiş olmaktasınız. Yani galip o savaştan galip çıkabilmektesiniz. Ama vicdanlarda mağlupsunuz. Ama vicdan, merhamet, rahmet bunlar pozitivizmde yoktur. Dolayısıyla pozitivizmi bize yeni bir kilise olarak, yeni bir din olarak vaaz etmelerine karşıyız. Pozitivizm yerini bilmek suretiyle o bir yerde kullanılabilir. Ama bizim geleneğimizde çok değerli, çok önemli ve bizi 700 yıl boyunca ayakta tutan, maneviyatımızı besleyen, Kaynaklarımız bulunmaktadır. Bunlar da bizim bilgelerimiz. Yani bir Mevlana, bir Mevlana e, başkasının elinde olsaydı, e, Bakınız tek bir örnek, zaman zaman sık sık veriyorum, tekrarlayayım burada. E, biz Mevlana'nın şekerini yaptık, Mevlana'nın pidesini yaptık. Bazıları Mevlana'yı ajan yaptı. Neredeyse MI6 ajanı yapacaklar bu gidişle. Böyle pejoratif, çok gülünç bir durumdayız Mevlana'ya karşı tavrımız. Kebap bile yapmışlar, ee, kolonyasını yapmışlar. Evet ama Brezilya'dan kalkıp gelen Paul Coelho isimli bir romancı, Simyacı isimli bir roman, bir hikaye, kısa bir hikaye kitabı yazdı. Ve bunu Mevlana'dan aldım bu hikayenin örgüsünü diyerek, Rumi'den aldım dedi, itirafta bulundu. Ve şu an dünyada çevrilmediği dil kalmadı, Türkçesi bile 160-180 baskı yaptı. Şimdi burada bakış açımızda problem var, onu vurgulamaya çalışıyorum. Ama Mesnevi 180 baskı yapmadı. Ee, Mesnevi 180 baskı yapmadıysa da bütün dünya dillerinde biliyorsunuz Amerika'da… Ya bizim ülke için söylüyorum. Evet, İncil'den ülke. sonra en çok satan kitap Mevlana'dan seçmelerdir. En fazla satan kitap Amerika'da e, Rumi'dir, e, yani Mevlana'dır. Fakat biz nedense yabancılaştık buna. Yani Mevlana'yı tanımaz olduk. Mevlana ile aramıza kara kediler girdi. Esas sorgulamamız gerekli olan şey bu. Mevlana'nın dediğini anlamamaya başladık. Ee, oysa Osmanlı anlıyordu. Yani Molla Fenari, bakınız hukukçu, fıkıhçı, Şeyhülislam. Şeyhülislam. Yani tekke şeyhinden falan bahsetmiyoruz. Hukuk müessesesinin başında. Sultanın baş danışmanı. Bu kişi Mesnevi'nin divacesine, mukaddemesine şerh yazan bir kişi. Aynı zamanda Sadreddin Konevi gibi bir zatın üzerine Miftahul Gayba şer yazan birisi. Bir hukukçu yazıyor bunu. Efendim Şeyhülislam Yahya, Şeyhülislam Esad vesaire gibi Şeyhülislamlarımızın divanları var, şiirleri var, bazının besteleri var. Şimdi biz nasıl bir kültürden, nasıl sığlaştırılmış, dondurulmuş bir din anlayışına indik? Din anlayışımız da sığlaştı. Efendim diğer anlayışlarımız da buna bağlı olarak sığlaştı. Yani Türkiye'de ciddi bir sığlık ben gözlemliyorum. Her kesimde. Bunu e, siyasi olarak bir kesimde var e, demiyorum. Kalitesizlik diz boyu olmaya başladı. Yani kalitesizliğin olduğu yerde de zaten e, yani kalitenin kaçtığı yerde kalitesizler hakim olur her yere. O manada kitlesel boyutta bir derinlik kaybından e, söz ediyorum. Dinde de derinliğimiz kayboldu. Çok özür diliyorum. Yani diyanetimiz de beni mazur görsün. E, çok güzel hizmetler yapmakla beraber diyanetimiz camilerimiz çok soğuk. Camilerimizi alttan ısıtmayla ısıtamazsınız. Camilerimiz başka şeyle ısınır. Yani kalple ısınır, gönülle. Gönülle ısınır. Bir tane Mevlana şiiri okunmaz hutbelerde. Yunus'tan şiir okunmaz hutbelerde. Maalesef. Yani olmadığı zamanda da bu sadece bir e, resmi bir kuruluş değildir camilerimiz. E, bunları söylemek zorundayız. Hocam, Artık üstünü kitab, kapanmanın kitab, bir anlamı yok. Kitabınızdan bir kısım okumak istiyorum izninizle. E, İslam dünyası sorun olmayan sorunlarla uğraşıyor diye bir başlığınız var. Evet. Burada tam da benzer bir şey söylüyorsunuz. Geçmiş dönemlerde, geçmiş asırlarda Hacı Bayram Veli, Yunus Emre, Mevlana gibi toplumu aydınlatmış, insanları peşinden sürüklemiş, örnek olarak alınmış ve bir medeniyetin oluşturulmasında etkili olmuş pek çok bilgemiz var. Bu bilge kavramının da üzerinde durmak lazım ama evet. özellikle. E, bu durum modern dönemde bir değişime mi uğradı? Uğradıysa neden uğradı? Modern dönemde böyle şahsiyetler var mıdır? Çıkabilir mi gibi soruları ister istemez duyuyoruz. İlimler arasında hiyerarşi anlayışını kaybetmiş olmamız burada da karşımıza çıkmaktadır. Bilgide evrensel olan eski tabirle sabit ve değişmez esaslar vardır. Bu esasların üzerine bina edilecek buluşlar ise dinamiklik ve dinamiktir ve değişkenlik gösterir. O prensiplerin açılımıyla bazı keşifler elde edilir. Bu açıdan gerek İslam dünyası içinden gerekse dünya genelinden geçmişte yaşamış olan büyük şahsiyet ve düşünürlere baktığımızda bunların hepsinin önce belirli ekoller içerisinde yetişmiş kimseler olduğunu görürüz. Bu zatların muayyen usta-çırak ilişkisiyle yetiştirildiklerini ve belli bir ekolün ilkelerine göre açıklamalarda bulunduklarını fark ederiz diyor ve örneklere gidiyorsunuz. Evet. Şimdi Mevlana üzerinden devam edecek olursak şimdi Hazreti Mevlana aynı İbn Arabi gibi. İbn Arabi'nin babası da yani tereciye tere satmak gibi olmasın Sağ ama Allah. sufi gelenektendi. Dayıları da sufiydi, amcaları da sufiydi. Şimdi öyle bir ailenin içinde doğuyorsunuz ki tekkenin içinde doğuyorsunuz. Böyle hani çocuklar bazen yaramazlık yapmak için kaçarlar ya dayı amcaya kaçtığınız yerde aynı kültür kaçsanız Burada bir bile. ufak açım yapabilir miyim müsaadenizle? Lütfen. lütfen. Ee, tekke e, muayyen bir mekan değildi o dönemlerde. Yani toplumun kendisi tekkeydi. Yani mesela İstanbul'un lakaplarından bir tanesi dergahı mualla. Toplumun kendisi dergah. İbn Arabi'nin tekkesi yok i̇bn Arabi'nin muayyen bir tekkesi yok. Tasavvuf yoktu. kültürü benim kastettiğim. Evet, gibi. dolayısıyla Mekan dayısı derken da. hı hı. dayısı bir tekkede oturan bir adam değildi. E, alimdi, medrese alimiydi, hocaydı yani, muallimdi. E, babası ise i̇bn Merdeniş'in katında bir devlet görevlisiydi. Perspektif olarak Sufi'ydi. Hı hı. Yani kastettiğimiz bugün şu an Sufi olmak e, bir perspektiftir. Bugün İslam dünyası bu perspektifini kaybetti. Bu zaviyeyi kaybetti. Yani bugün sufi olmak için yani illa hemen ne bileyim dağın başına çıkmaya falan gerek yok. Önemli olan o perspektiften olaylara i̇şte, bakmak. Ben de tam sizin metniniz üzerinden ona vurgu yapmak istedim. Şu hani bir zincir, e, bir halka. Evet. Şimdi Hazreti Mevlana'ya geldiğimizde bakıyorsunuz babası bir sufi. Babasının şeyi Necmettin Kübra, Ama, Moğollara de, karşı lakabı Sultanul Ulema alimlerin sultanı. Yani e başka bir sufi var. İbn Arabi'yi Anadolu'ya getiren laf lafı açıyor. Şeyh Mecdettin İshak o da e, şey sultanül e, ulema. Evet. Yani alimlerin sultanı o da. E, evet. Yani buradan kastettiğim gene aynı şey. Bunlar alimler. Eee Mecdettin İshak aynı zamanda bir diplomat, hı hı. bir büyük elçi. E, Konevinin babası. Evet, Konevinin babası devleti temsilen Abbas hilafetine gönderilen bir... Fütüvvet teşkilatını getiriyor hocam. Evet. Yani o... toplum hayatımızı Anadolu'nun kültür hayatını en fazla şekillendiren ve bugün hala ideal e, sistem olarak gösterilen ahilik ya da fütüvet teşkilatını Selçuklu devletine resmi elçi sıfatıyla gidip Halife Nasır'dan getiren kişi Mecduddin İsak. Şimdi böyle alimlerin yaşadığı bir dünyanın aynı zamanda içerisine geldi Mevlana. Geldiğinde Seyyid Burhanettin ile karşılaşıyor. Ayrı bir neşve ee, ve Şems ile karşılaşıyor. Ayrı bir neşve. Ama bugün e, ya biraz benim de yaram vardı, kusura bakmayın lütfen. E, çok güzel bir noktaya değindiniz. ya yani öyle bir noktaya getiriliyor ki benim de okulda derste karşılaştığım sorun. Yani Mevlana ile Şems'in arasındaki ilişki nasıldı Yani nasıl olabilir ki? Yani ne bekliyorsunuz? Hangi cevabı vermemi bekliyorsunuz? Birbirlerini anlayan, aynı kaptan su içen, aynı gelenekten beslenen ya da sizin eserlerinizde vurguladığınız şekliyle aynı hakikatin peşinde koşan kavramış iki dosttur. Bir vücudun kolu... Modern dünya perspektifiyle bakıldığında Freud'un hakim olduğu bir zihniyet kalıpları içerisinde baktığınızda siz, biz Türk toplumunda biz öyleydik ve hala da öyleyiz. Ee, arkadaşlarımızla birbirimize sarılarak caddede volta attığımız, dolaştığımız zamanlar vardı. Aynı yatakta yattığımız arkadaşlarımız vardı e, gençliğimizde. Ee, bizler birbirimizi seviyoruz derdik. Ee, ben seni seviyorum derdik. Başka bir anlam yoktu kesinlikle yoktu aramızda. Ancak günümüzde oluşan, yeni gelişmeler ışığında oluşan bu patolojik, hastalıklı zihniyetle yine tarihe baktığımızda Peygamber Efendimiz'e ben sana, sana aşığıyım, senin suretin gözümün önünden hiç gitmiyor diyen Hazreti Ebu Bekir'i de başka türlü yorumlamak lazım ki dilim varmıyor. Dolayısıyla bu bakış açısını değiştirmeleri gerekiyor arkadaşlar. Hz. Mevlana şemsten öyle bir ışık gördü ki, Şems-i meni men, benim hidayetime vesile olan kişi dedi. Öyle bir kişiye, Peygamber Efendimiz'in arkadaşları, ashabı ne dedi? Feda ki ebi ve ümmi ya Resulallah. Bugün Topkapı Sarayı'nda dahi bu levha asılıdır içeride. Anam babam sana feda olsun. Yani bütün varlığımla. Ama bugünkü rasyonelist kafa bunu şöyle tercüme eder, bazı pozitivist ilahiyatçılar da böyle tercüme ederler. Sen aklını, zihnini peygambere ipotek altına verdin. Peygambere şey kendini yok satıyorsun gibi yorumlanabilir, böyle kullanabiliyorlar. Bu bağlılık gördüğünüz kişiden aldığınız ışığa göre değişir. Almayan, o ışığı görmeyen, o lezzeti oradan o almayan kişi soğuk durabilir ama iftira atamazsın. Bugün birçok ilahiyatçı haddi kazif uygulanması gerekir. Yani Şems ve Mevlana ilişkisi için söyledikleri sözlerin ne olduğunu, ne kastettiğinizi, öğrencilerin ne kastettiğini çok iyi biliyorum. Telaffuz etmek istemiyorum sadece. <laughs> ee, prim vermiyorum buna. Hadi oradan diyorum. Ee, o yaklaşımda bir problem var. Ee, i̇smini vermek istemediğim o, o meşrepten olan, Ülkemizin meşhur bir e, e, modacısı. Yıllar evvel Türk İslam Eserleri Müzesi Başkanlığı yaparken beni ziyarete gelmişti. E, İbrahim Paşa Sarayı biliyorsunuz. Hı hı. İbrahim Paşa ile ilgili ve bir takım başka şeylerle bana bir şeyler söylemeye kalktı. Beyefendi şu an izlemekte olduğunuz yolu herkese giydirmeye çalışıyorsunuz. Kabul edemem lütfen demiş ve kesmiştim şeyi. Şimdi siz bir bir şey izlediğiniz zaman hani bütün herkesi sizin gibi olmasına çaba sarf edersiniz böyle bir yaklaşım var bu bu bilimsel değil bu ilmi bir yaklaşım değil çok indi çok şahsi bir de iftira bir, de, bir de üstelik iftira haddi kaziftir bu hı hı. çünkü böyle bir fiili bizzat gösterilmesi gerekir hı hı. evet hocam şimdi Hazreti Mevlana'ya tekrar dönecek çok olursak. Çok özür diliyorum. Bir şey daha <laughs> buyurun, aklıma geldi. Buyurun, Bugün Amerika'sından Rusya'sına kadar Paul Coelho'suna kadar Mevlana'dan hatta kuantum fizikçileri bile o kadar yüksek prensipler bulup çıkarırken. Şems Flander hocam işte geçenlerde. Yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce o kadar yüksek seviyeli bilgi buralardan çıkarma çalışırken bizimkilerin Mevlana'da bula bula bulduğu şeye bakınız. Bu mudur yani? Yani, yani. Yani. Daha fazla bir şey demek istemiyorum. Neden yazmak ihtiyacı duymuştur? Neden yazmak ihtiyacı duymuştur? Müsaadenle ondan bir L şiir okuyayım mı? Tabii lütfen hocam. Ee, Türkçe okuyacağım. Aşkın gönlüme doğduğundan beri aşkından başka neyim varsa hep yandı gitti. Aklı, dersi, kitabı hepsini rafa kaldırdım. Ama şiir Gazel, Rubayiler öğrendim. Şimdi Mevlana'nın bir alim, alim daha çok düz yazıyı tercih eder. Düz yazı yürümektir, şiir ise dans etmek gibidir. Adamı raks ettirir, adamı coşturur şiir. Daha armoniktir, daha ritimlidir. Dolayısıyla Mevlana'nın mo lakabı Molla Hüdavendigar biliyorsunuz. <laughs> Molla, yani medrese mollası. Ve medresede okuttuğu dersler yani hadis, fıkıh, Arapça bunları okutan kişi. Bir de böyle kişiler de var. Yani Mevlana dini bilmez, İbn Arabi dini bilmez falan. Gel sana medresede ders okutsun. Yani. Hacı Bayram Sultan da öyleydi, Akşemseddin de ha, öyleydi. Ama dinde dereceler var, dini ilimde dereceler var. Bu derecelerin üstüne çıkamayan bazı ham softalar bu, bu zatların derecelerini anlayamadıkları için İbni Kemal'in fetvasını onlara tavsiye ederim. Çok güzel bir fetva. Diyor ki anlamı anlamıyorsanız susun. Hani en güzel edep mesela böyle dürüst ilahiyatçılar da var. Diyor ki hocam ben anlamıyorum. Yani Hüsus'u okudum veya mesneviyi okudum bana hitap etmedi. Ama bir şeyler var orada saygı duyuyorum ama benim mizacım değil. Bu, çok, bu, bu çok güzel bir şey yani çok güzel. Ama anlamıyorum o zaman o Tekfir etmek, dışlamak, tukaka etmek bu kabul edilecek bir şey değil. Yani herkes her şeyi anlayacak diye bir şart yok. Peygamber Efendimiz'in mesajını anlayan oldu. Bedevi bile geldi anladı ama Ebu Cehil anlamadı. Doğal bir süreç. Amcası dedi. anlamadı. Evet. Binaenaleyh Mevlana da önce şiir söyleyesi değil. Yani şiir hatta bir yerde diyor ki biz Berk'ten geliyoruz eğer ben orada kalsaydım bütün görüşlerimi düz yazıyla ifade edecektim. Ancak Anadolu insanının zevkinde şiirin olduğunu gördüm. Bir zevk ortamı olduğunu gördüm ve şiire e, ettim. Şiir söylemeye başladım. Biliyorsunuz şiir nazım yatağıdır ve şiirde ifade ettiğiniz sembolik ifadeleri siz düz yazıda ifade edemezsiniz. Yani düz yazıda bir aşk mektubu yazarsınız 10 sayfa tutar aşk mektubu. Ama onu şiirle siz iki mısra ile özetleyebilirsiniz. Onun için Sufilerin çoğu o Muhittin bin de dahil şiiri zaman zaman tercih ederler bazı mesajı iletmek istediklerinde. Ama bu şiir hikemiyat içeren şiirdir. Yani o Kur'an-ı Kerim'de tenkit edilen şiir değildir bu. Arada fark var. Yani o ayrımı da yapmak lazım. Tabii tabii yani. Bir Sufi ve Şiir isimli kitabımızda zaten o ayrımı çok o net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Hocam e, şimdi şiir deyince e, gene aşağı yukarı aynı dönemde ve biraz sonrasında bir Yunus Emre'miz var bizim. Evet. E, ve Yunus Emre için hani e, Vahdeti Vücut geleneğinin en güçlü isimlerinden birisi denir. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz Yunus Emre ve şiir konusunu? Yani e, kitabımda da zaten öyle üçlü saç ayağı diye tabir ettiğim bir şey var. İbnül Arabi Arapça, Mevlana Farsça, Yunus Emre Türkçe hı hı. aynı şeyleri söylemişler. Yani mazmun hazinesi denir buna, mazmun havuzu. aynı havuzdan kullanıyorlar. Fakat ifade biçimlerinde birisi Farsça bunları dile getirirken, diğeri Arapça dile getiriyor, öbürkü de Türkçe dile getiriyor. Yani Yunus Emre'nin sözlerinde e, muhteva olarak, öz olarak bulunan şeylerin aynısını birebir İbn Arabi'de görmemiz mümkün. Aynılarını e, Mevlana'da görmemiz mümkün. Benzerinin yazımısıyla da görmemiz mümkün. İfade biçimlerinde ayrılıyorlar sadece. Söz karadan aktan değil, yazık okumaktan değil, bu yürüyen halktan değil, Halik avazından gelir. E, i̇lham demeye çalışıyor. Halik avazı. Nedir bu? Yani bu yürüyen giden günlük hayatın Yaradan'ın sesi tam tercüme edecek Evet olur. evet. Yani demek ki Yaradan'ın sesini duymuş. Var nasıl caiz değil. O zaman peygamberlik iddia ediyor. <laughs> Cehenneme atın. Yani <laughs> o kadar düz mantık kullanmasın arkadaşlar. Lütfen biraz gayret sarf Biraz şiir okusunlar, biraz incelsinler ki Yunus Emre'yi anlasınlar. Biz Ama bunları anlayan toplumduk. Şu bütünlüğü mesela kurmuyorlar. Siz yine onu da vermişsiniz. Ee, Azeri Aksan olunca <laughs> yanılırsam lütfen siz ekleyin. Diyor ki Mevlana Hüdü bize nazar kıldı. Kılalı. Onun görklü nazarı gönlümüz aynası oldu. Yani bu geleneği tabii. hani hani kopuktu. Hani Farsça konuşanlarla Türkçe konuşanlar yok, yok, aynı anlaşamıyordu. Şey, aynı bu şey. da bugünün hastalığı değil mi? Geçmiş şey. Ya tabii ki tabii ki tabii ki oradaki tevhidi, arkadaki birliği görememek. Yani mana müttehit derler eski tabirle buna. Mana müttehit. Yani mana aynı ancak ifadeler farklı. Ee, farklılıkları ihtilaf olarak tercüme ediyorlar. İhtilaf değil. Bunlar aynı manayı, aynı manayı farklı dillerle söylemek. Biz işte o manayı kaybettik. Yani pergelin ayağını kaybettik biz. Aradığımız gelenek de bu. bunun ekonomiye dahi yansımaları var. Yani bazı izleyicilerimiz bize diyecek ki şu an ya hocam öyle fantastik şeyler konuşuyorsunuz. El aya gidiyor. Siz hala ne bileyim bir de böyle bir kurgu var. Yani o el aya giden gidiyor diyen kimseler Eflatun okuyor, Aristo okuyorlar. Sokrates'ten ilham alarak aya gidiyorlar veya ortaçağ filozoflarını çok ciddi okuyorlar. Bu manada bu bilgelerin sözlerini geçmişte kalmış sözler olarak algılamamak lazım. Evrensel prensipler bunlar. E, bu manada e, biz Yunus Emre'den istifade ederek bir din kurgusu yaptığımızda ne olur Türkiye biliyor musun? Gelin kardeş olalım. Kişi kolay kılalım, sevelim, sevilelim diyeceğiz. Yani sevelim sevilelim. Burada da erotik şeyler var. Bizim genel üniversitenin <laughs> kapısında yazıyor işte. <laughs> ya, e, ya ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir yazıyor hocam. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Kendini bilmek peki nasıl olacak? Hiç bu konuda müfredatımız var mı? Biz ilkokuldan itibaren eğitimimizde gençlere, insana, yaşlılarımıza kendini bilme eğitiminin ne olduğunu anlatıyor muyuz? Hocam üç cümle halk şairidir. Türkçe yazar. Bazı dörtlükleri vardır. Pertev Naili Boratav tarafından neşredilmiştir. Bitti yani. Ve folklorun dar kalıplarına hapsediyoruz. Tabii. Miskin Yunus diye bir lakabı var. Hümanisttir bu arada. Miskin e, o da humanistir. E, Miskin Yunus deyince de bak fakir fakıramış diyoruz Miskin Yunus. Çok zengin, varlıklı bir ailenin çocuğu 40 dönüme yakın araziyi tapluğa bağışlamış bir zat. Konya medreselerinde okumuş bir alim Yunus Emre. Yani tevazudan dolayı o miskin Yunus'um ben bir şey bilmem, bir çareyim sözlerini Aristocu ve pozitivist yaklaşım mecazdan uzaklaştığı için mecaz nedir, metafor anlatım nedir? Kur'an'da bile mecazlar var. Onları bilmeden düz mantıkla hareket ediyor. Bak adam cahil olduğunu itiraf ediyor diyor. Yunus Emre bugünkü birçok birçok ilahiyatçıdan daha büyük ilahiyat alimi. Şeriat, tarikat, yoldur, varana, marifet hakikat, haki, marifet, hakikat, andan içeri. Evet. E, diyen bir zat. E, dört kademeli din anlayışı bugün İslam dünyasında var mı? Yok. Ama Hacı Bektaş da aynı şeyi söylüyor. Işte. Yok ben bugünümüzü söylüyorum. Hacı Bektaş velide... O da dört kapıyı söylüyor. Dört kapı işte. kırk makam Hacı Abdullah Ensari Herevi'ye dayanır. Hacı yani Hacı Bektaş Veli'den de öncesi, öncesi vardı. var. Öncesi var. Tabi tabi. Dört kapı, her kapının on mertebesi var. Böylece kırka çıkar. Hepsinin alt alt yani bir kapılar var. Kapının Ama kapı alt. işte şeriat, tarikat, marife, hakikat değil evet, mi orada? Evet tabii da? ki. Ama her bir kapının alt, alt on, onar var. tane Hı -hı. alt açılımı var onların. Şimdi biz bunları mesela bu şekilde bizim dini eğitim formatımız bu şekilde mi? Hayır. Yani ha, o zaman nasıl nasıl bir şekilde öğretiyorsanız Sonuçları da ortada. Gelenek e, olmuş bitmiş bir şey değildir. Gelenek canlıdır ve hala geleceğe de yönelik tasarımları olan bir bir e, ciddi bir silsiledir gelenek. Biz geleneği yeniden inşa etmediğimiz sürece, geleneğin ontolojisini, epistemolojisini, eski tabirle konuşalım merhaba ilm... ilimler hiyerarşisini tesis etmediğimiz sürece bu kaotik kargaşadan çıkamayız. Yani din ilimlerimiz bir kaos, başka taraflarımız kaos, ekonomide bile kaliteli insan, eğitim eğitimli insan, ahlakta eğitimli ahlaklı insan modeli peşindeyiz değil mi? Bu nasıl oluşturacak? Emirle olmaz Hocam, bunlar. Bu, bu böyle olmuyor. Şimdi bugün hep dertlendik aslında. Tekke ve şiir konuşacağız. Gündüz izledim gelirken. E, vatandaşın biri e, cep telefonu kılıfı satmış bir hanımefendiye sonra o beğenmedi diye işte onu yakapaça vuruyor kadına yere düşürdü sonra bir de çok özür diliyorum yani hem sizden hem izleyicilerimizden e, Hani esnaf mantığı seviyesi diyoruz ya senin diyor Allah'ın kitabını diye devam eden bir cümle kuruyor ya yani, hocam geldiğimiz nokta işte evet, dedik evet, ya evet. esnaf şimdi evet. bir biz Ben ahilik anlatıyorum. 10 gün sonra bir yerde gene konferansım var. Konuşacağım. Havaya, Kitabım çıktı. Havaya yani, konuşuyorsun. Havaya konuşuyoruz hocam. Yani diyoruz ki e, Nal suresindeki her cuma okuduğumuz ayet ahiliğin özüdür diyoruz. Allah adalet, iyiliği, yardımlaşmayı emreder. İşte ahlaksızlığı, haddaşmayı yasaklar. Şimdi... Böyle bir sistem kuruyorsunuz. İşte pabucunu dama atmak tabirini uzun uzun anlatıyoruz biz. Tartıda hile yapmazlardı. işte elinden emin olur, dilinden emin olur. Gelinen nokta bu. Öyle esnaf odalarıyla şunlarla bunlarla sadece bir hafta ahilik kutlamakla olmuyor işler. Toplumun içine yaymadığınız müddetçe bunun bir karşılığı yok. Peygamberimiz diyor ki kıyamete yakın çok güzel Kur'an okuyucuları gelecek. Kur'an'ı çok güzel güzel sesle okuyacaklar ama unuklarından gırtlaklarından aşağı gitmeyecek. Kıyamete yakın çok güzel mescitler inşa edilecek ama içlerinde boş olacak. olacak. Ya yani içleri maneviyat olmayacak. Hı hı. Dolayısıyla bir şeyin içidir esas olan. Biz hep dışı süslemekle uğraştık. Hep dışsallığa önem verdik. Dinimizde de dışı önem verdik. Yani dış değildir dinin aslı içtir efendim hatta benim kalbim temiz diyenleri biz e, şeye aldık makaraya sardık. Ya peygamber efendimizin Mekke hayatında insanlardan kendine bağlanan sahabeden istediği dini bir ritüel, bir vecibe henüz yok. Yok. Sadece istikamet üzere olun diyor o kadar. Allah'a inanın diyor. Allah'a inanın, bana inanın bir ve de ortak dost doğru mi? olun. Dost işte, doğru olun. Ama biz Dost doğru olmayı, işin etik kurallarını, ahlakını bir kenara bıraktık. Ritüelleri yaparak sadece iyi bir Müslüman olabiliyor. N mesela namaza çok önem veriyoruz. Hocalarımız, hoca efendiler bize namazı çok iyi anlatıyorlar. Ama aynı Allah'ın yuh olsun o namaz kılanlara ki o kıldıkları namaz onları kötülüklerden alıkoymaz. Ayetini açıklayamıyorlar. Yani Allah bizden namazla beraber bir ahlak inşa etmemizi istiyor. Yani Allah bizden namazı istemiyor aslında. Namaz nedir? Allah'ın önünde secdeye varmaktır. Secde etmenin felsefesi nedir? Ben kibrimi ayaklar altına aldım. İsteylettir hocam. ben kibrimi ayaklar altına aldım. Bak senin önünde eğiliyorum. Hiçbir varlığın önünde eğilmiyorum. Yalnız senin önünde eğiliyorum. Bu insana bir ahlak oluşturur, bir ahlak verir. Bu ahlakla beraber biz namazı öğretmeliyiz. Ama namazın felsefesi Buna Salatul Arifin denir. i̇bn Arabi uzun uzun esrar Salat namazın sırlarını anlatır. Bu şekilde bizde öğretilmiyor ki. Gençlerimize, imam hatipler dahil, medreseler, Kur'an kursları zahiri manada elimizi nerede tutacağız? Secdeye nasıl gideceğiz? Bunlar öğretiliyor sadece. Bunlar öğretilmesini demiyorum. Tabii ki namazın bir şekli var. Tabii ki her şeyin bir formu var. Ama siz onun o şeklin manasını, ruhunu vermediğiniz sürece bu okuduğun nice okumaktır denildiği gibi bu kıldığın nice kılmaktır. Hepisinden iyice bir gönüle girmek. Bir gönüle girmektir. Bir gönüle girmektir. Gönle girmeyi biz ihmal ettik bir kenara ama namazımızı kaçırmıyoruz. Yeri geldiğinde yalan söylüyoruz. Yeri geldiğinde sahte ürün üretiyoruz. İnsanın sağlığına, bebeklerin sağlığına, çocukların sağlığına zarar veren maddeyi üreten bir esnaf, bir kişi ne kadar namaz kılarsa kılsın. Allah günahlarını affetsin o kişinin. Eyvallah. Hocam bir soru var. İrfan Sorular Bey, bitmez. İrfan Ama Yazıcı'nın buyur. sorusu. Ee, bir öneri gibi de aslında. 800 yıl önce yazılmış eserlerin diyor. Günümüz Z kuşağının ve günümüz gençliğinin kalbine nakşedebilmek için yeniden şerh edilmesi gerektiğini söylesek hata yapmış olur muyuz diyor. Şimdi burada şöyle bir ufak belki hata görüyorum ben. Bu çokça söylenen bir şey. Biz şimdi Z kuşağını esas alıp, e, A kuşağını, B kuşağını, C kuşağını diyelim, e, ona uydurmaya çalışıyoruz. Burada bir yanlış var. Yani Z kuşağını A, B'ye tefsir etmek, yorumlamak için çalışmıyoruz. Daha doğrusu kuşak olarak söylemeyelim. Doğru zaman üstüdür, hakikat zaman üstüdür. Doğruyu yakalamışlar. Geçmişte varsa geçmişte, günümüzde varsa günümüzde, gelecekte olacaksa gelecekte. İlla geçmişi çok tebcil edici biri değilim. Hakikatçıyız, hakikat peşindeyiz. Hı hı. Yani bugün biz Hacı Bektaş Veli'den duyduğumuz şeyleri, bir Muhyiddin Arabi'den duyduğumuz şeyleri bugün birisinden duy duyacaksak eğer başımızın üstünde yeri var. Gelecekte duyacaksak gene başımızın üstünde yeri var. Duymadığımız için biz hala onları tekrarlayıp duruyoruz. Ve onları tekrarlamak, onları taklit etmek... Sanki çocuğun babasını taklit ederek büyümesi gibi biz Hacı Bektaş Veli'yi, Şahnakşibendi bunları taklit ederek belki onlar gibi oluruz. Çünkü Allah bile diyor ki beni taklit edin. Ne diyor? Tahallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Şimdi Allah'ın ahlakıyla nasıl ahlaklanacağız ki? O Allah. Allah'ın ahlakı nasıl haşa sümme haşa bizde olabilir? Olur. Allah adildir, sen de adil ol. Allah e, alimdir, sen de alim ol. Allah hakimdir, sen de hakim ol. Allah rahimdir, sen de rah merhametli ol. Yani Allah'ın sıfatlarını giyindiğin zaman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanırsın. Mesela Allah'ın zalim diye bir ismi var. Yok. Yoksa o zaman sen zalim olmamalısın. Olamazsın. Yani olmamalısın. olmamalısın olmamaya çalışmalısın. Yani bazı şeyleri nef etmen lazım. Menfi bakman lazım. Şimdi bu manada biz gençleri e, esas alıp bazı prensipleri onlara uydurmaya çalışmak yerine gençleri onları anlayacak bir sistemde nasıl yetiştirebiliriz. Silsileyi meratip devreye girecek. Kesinlikle. Ya yani. bugün bak Batı Batı olmuşsa eğer bugün İngiltere'ye gidiniz bazı okullar var. O okullarda hala Platon okutuluyor. Bir öğrencinin 18'i 17 yaşında bir öğrencinin Anglo-Sakson geleneğini nasıl anlayabileceğine dair ön eğitim veriliyor. Çocuk o seviyeye çıkıyor ondan sonra Platon'a, Shakespeare'e geçiyor ve Shakespeare'i anlamaya çalışıyor. İtalya'da Dante'yi anlama kursları var. Dante'yi anlamak üzere. Şimdi bakınız ha Dante'yi anlamıyoruz. Orta Çağ Latince'sini yazmıştı. Genç kuşak Dante'yi anlamıyorsa Dante'yi çöpe atalım demiyor. Genç kuşak Dante'yi anlayabilir hale getirmeye çalışıyor. Biz de bugün Mevlana'nın mı, Yunus Emre'nin mi, bunların mesajını gençlerimiz nasıl anlayabilir? Çünkü Mevlana'nın mesajı bugün genci de orta yaşlısında e, kuşatıyor, ileri yaşlısında kuşatıyor. Hedef gözetmiyor ki hocam. Mesaj mesajdır. Yani e, Mevlana ben şunu yazayım da işte gençler anlasın, şu yaş grubu anlasın diye ya, bir derdi yok mu? Şimdi Mevlana. gencin de kalbi var. Yani genç bugün eline oyuncakları verdik, genci mahkum ettik her şeye. Yani e, gencin de kalbi var, gencin de aşkları var. E, belki bunlar ihmal ediliyor şu an ama bunları okuyacak insanlara ihtiyacı var. Edep timsali insanlar var tarihte. Biz onların önüne edep timsali insanları koymayıp arka sokaklar diye diziler yaparsak, mafya dizileri yaparsak bu gençler mafya özentisi olacaktır. Ve bundan da hiç çekinmememiz lazım. Ondan sonra gidip orada e, efendim üç arkadaşla şu kafeyi bastık diye sonra mahalleye geldiğinde de hava atacaktır. Yani suçluyu dışarıda aramamak lazım. Eyvallah. Sen tercihini neden yana yapıyorsun kardeşim? Bunu açıkça ortaya koyacaksın. Benim tercihim bu bilgelerden yana diyorsan bilgeleri topluma taşıracaksın. Onların taşmasıyla beraber toplum yıkanacak, boyanacak. Düşünebiliyor musunuz? Siz Mevlana okuyan bir insandan terörist çıkabileceğini düşünebilir misiniz? Mümkün. Siz Mevlana okuyan birisinin kalkıp masum insanları efendim Moskova'da üzerlerine hem de masumları kastediyorum. Çoluğu çocuğu katledebileceğini yerde can çekişen insanın boğazına defalarca bıçak atabileceğini tahmin ediyor musunuz? Düşmanla savaşı kastetmiyorum. O düşmanla savaşın da bir etiği vardır. Savaş hukukudur o. Meydanlarda yapılır. Sana silah çekene silah çekilir. Peygamberimizin hukukunda yoktur bu. Çocuğa, kadına, rahibe, din adamına kılıç çekilmez. Yani çocuğa çekilme, çocuk katledilmesi nerede görülmüştür? Hangi, bırakınız İslam'ın hangi fıkıh kitabında vardır bu? Hocam. Bunlar olmaz. bunlar artık, yani bunlara yegane cevabı verebilecek olan bu toplumdur. Bu toplumun geçmiş manevi mirası. Biraz celallendim kusura bakmayın. Ee, çünkü hepimiz gibi, herkes gibi yaralıyız gerçekten. Ee, yani kaç aydır, kaç bin çocuk öldü hocam Gazze'de? tepkisiz kalmak ruhsuz kal tabi yani ruh taşımıyorsak ya da ağaçsak tepkisiz kalır. ağaç bile tepki veriyordur tabi yani eee Gazze'de katledilenler ayrı bir takım zalimliğin e, tecellisi. E, yani onlar da rahmetten merhametten uzaklaştıklarının bir göstergesi. Dinlerine merhamet kalmamış çünkü sadece hukuksal bir din var ellerinde. Ellerinde din hukuksal sadece. Taşa toprağa yani ben diyor mescide, şeyde, Kudüs'te, Yeruşalim'de olmazsam ben iyi bir dindar olamam diyor. Ya kardeşim bizim biz evet Kabe'miz vardır, Mekke'miz vardır ama biz kutuplarda bile Müslüman olan bir Her diniz. Yerde. Biz evrensel bir dine mensubuz. bizim bilgelerimiz inanır mısınız? Bir Mevlana, bir Yunus Emre başka dinlerde yoktur bu seviye, bu mertebe. Peygamber Efendimiz diyor ki, Ulemai beni ümmeti ke enbiyai beni İsrail benim ümmetimin bu alim billahları başka ümmetlerin peygamberleri mesabesindedir diyor. Adeta yani bugün bir Mevlana, bir İbnül Arabi, İbrani zamanında gelseydi her biri birer peygamber, İbrani peygamberiydi tabir caizse. Hı hı. Ama bizim dinimizde peygamber efendimizden sonra peygamberlik yoktur. Ama bunları da öyle bir anlayacağız ki bize Hz. Muhammed'in hakikatini açıklayan şarihler olarak göreceğiz. Ama biz bunları tercih etmeyip bir takım sadece hukuksal açılımlarla hareket eden e, din yorumlarını esas alırsak o din yorumlarının da babası aslında bir İngiliz operasyonu olarak Osmanlı askerine kılıç çekenlerin din yorumudur. E, ve ilk tekfir onlarla başlıyor. Tekfir ettikleri kişi de bir Osmanlı Müslüman askeridir. Onları katletmek için aldıkları bu fetvalarla oluşturdukları zihniyetle İslam dünyasının gençlerini mahvettiler. Bugün Afganistan tarihte baktığımız Afganistan Pırıl pırıl medeniyet gösteren bir Afganistan. Alişir Şirnevayiler, Hüseyin Baykaralar, molla camilerin çıktı. belhi olanları tanımlasınlar yeter. Belhiler yüzlerce, binlerce evet. yani Afganistan bugünkü Afganistan'a bakarak da hüküm vermesin arkadaşlar. Sadece evet. şunu düşünmelerini istiyorum. Nereden, nereye ve niçin, nasıl gelindi? Biz ilim adamları olarak bunun nasıl üzerinde durmamız lazım. Yani hayıflanarak vay be geçmiş zaman geçti artık. Ama e, cevabı işte bugünkü konumuzda gizli değil mi? Kitabın başlığı geleneğin peşinde. Okusunlar. Geleneğin peşinde okusunlar. Evet, evet. Okusunlar. Evet. Yeniden Şiirl kullanılır. Şiirleri okusunlar. Yunus Emre'yi okusunlar. Tabii tabii. tabii, tabii. Mevlana'yı okusunlar. Hacı Bektaş'ı okusunlar. İbn-i Arabi'yi okusunlar. Evet. Eşrefoğlu Rumi'yi okusunlar. Evet. Kaygısız Abdal'ı okusunlar. Çok güzel gençler var yani gerçekten. Çünkü Hazreti Mevlana'nın sözü var ya git ve karanlıklar tarafına gel ne aydınlıklar var diye. Karanlıkları tecrübe eden arkadaşlar gençtir, şudur budur, doğru yerden beslenmemiştir. İlla karanlıklar tarafına gitmek istiyor. Karanlıklar tarafına gittiği şey de, yani karanlıkları model olarak verdiği şey ruhani bir tatmin değildir o gençlere. Ellerine verdikleri bir kutu biradan modernlik çıkarmaya çalışıyorlar. Yani bir genç kutu birayla resim çektirdiği zaman modern oluyor. Derin bir felsefe, derin bir zihniyet sunabiliyor değil karanlıklar. Anlatabiliyor muyum? Yani verdikleri sadece bir işte şeydir. O da filmlerle, efendim bazı dizilerle bu çocukların önüne model olarak konulan şeyler. Bir genç kız tipi, bir genç delikanlı tipi, e, hatta liseli tipi, e, gravatlar yarıya kadar açılmış, İndirilmiş. yamuk oturuluyor, e, çeteleşmeler, gruplaşmalar. Çünkü Amerikan dizilerinde var bu. E, varsa o zaman ben de böyle olmalıyım diyor. Ama bu bir bu bir yanlıştır. Bunu bir çözüm... Bu... O zaman e, kitap tavsiye etmem lazım hocam. Buyurun. İzleyicilerimize. Tam bu konuştuğunuz konuları nefis bir şekilde analiz etmiş Mustafa Mertel Hoca. Son kitabı var ya Hekatonla Son Tango diye. Evet. Hiç üşenmemiş hocam. Tek tek e, bugün isimlerini söylemeyeyim reklam olmasın ama popüler platform kanallarından tutun da e, evet. özellikle seçilen temalar, Yapılan filmler, bu filmlerin altyapısı, neden yapıldığı, kimler tarafından planlandığı. Çok önemli bir, bir psikiyatristtir hocamız. Müthiş Tabii, bir Bilmeyen arkadaşlar yapmış. için. Yani bir psikiyatri üstadıdır, psikiyatristir. Meslek olarak aynı zamanda şahsi, bireysel tercih olarak da suhidir. Bunu da söylemek Onu yapalım. söyleyelim. İşte tam da iş burada kilitli hocam. Şimdi klasik metinleri okumaları gerekiyor. Ee, anahtar burada. Yani Mevlana'yı okusunlar, Yunus Emre'yi okusunlar, Eşrefoğlu Rumi'yi Okusunlar, Aziz Mahmut Hüdayi okusunlar. Ama algı şöyle değişiyor. Yine modern dünyadan geçmişe dönük anakronik bir eleştiri. İşte bir takım olumsuz hareketlerden bakıp tasavvuf kültürünü, tasavvuf geleneğini dışlayan bir yaklaşım var. Ve dolayısıyla bu kültürü temsil eden herkesin, yani İstanbul'un fethi dediğimiz aynı yaklaşım, zaman... Akşamıza... Bebekleri kesen, işkenceyle adam öldüren, çelik çelik kafesin içine bir e, as, bir bir askeri koyup Müslüman bir askeri koyup altına odunlar koyarak canlı canlı yakan zihniyeti dışladıklarına dair bir yazılar yazmıyorlar. Yazmıyorlar. Ya. Yani me mesele işte bu e, şimdi fetih dediğimiz zaman aklımıza kim geliyor? Akşemsed Osmanlı Devleti'nin kuruluşu diyoruz. Aklımıza Şeyh Hedabalı geliyor. Selçukluların kuruluşu diyoruz. Aklımıza Baba Tahir geliyor veya Ebu Said, Ebu'l-Hayr geliyor. E şimdi batınilerle mücadele ve Selçuklu'nun ihtişamlı yılları diyorsunuz, aklımıza Gazali geliyor. E, ama öyle bir Gazzali tasviri çıkartılıyor ki sadece tasavvufa meyletti, düşünceyi kötürümleştirdi, felsefeye savaş açtı. Bunu söyleyebilmeniz için Gazzali'nin felsefenin, Neresinde durduğunu anlamanız lazım. Evet. Gazali İslam dünyasının en büyük filozoflarından birisi. Tabii. Hani derler ya bal tatlıdır ama bunu herkes bilir. Tadının nasıl olduğunu tabii, bilmek tabii. için yemek gerekiyor, tatmak gerekiyor. Evet evet. İşte Gazaliyi anlayabilmek için onun kadar felsefe okumak tabii. gerekiyor. Şimdi Gazali'nin yaşadığı dönemde, aşım hocam, o dönemde felasife diye teknik tabirle filozoflar diye kullanılan grup o dönemde yüzde yüz meşaiyun denilen peripatetik filozoflar. Bunlara felasife deniyor. Ondan dolayı Gazali'nin felsefecileri eleştirmesini evrensel ve külli bir felsefe eleştirisi olarak almak bugünkülerin gene bir yanlış hatası. Yani orada bir felsefeci grubun muayyen bir grubu eleştiriyor aslında. Bunu yaparken de kendisi felsefe yapıyor aslında. Dolayısıyla bunun Gazali felsefeyi, felsefenin tamamını yasakladı diye bakmamak lazım. Peripatetik yani meşşaiyun denilen felsefe grubunu eleştiriyor. Zira onlar nübüvveti kabul etmiyorlar. Nübüvvete gerek yok diyorlar, bir peygambere gerek yok diyorlar. Her şeyi biz e, beyinle çözeriz diyorlar, akıl demeyeyim ona. Çünkü bizde akıl başka manada. Hı hı. E, beyinsel faaliyetlerle, e, diskursif mantıkla e, biz bunu çözeriz, metafizik yaparız diyorlar. Gazal'de yapamazsın arkadaş diyor. O beyin, beyinsel faaliyetler bir takım e, elektrik bugün dahi beyin ve nöroşirürji çalışmalarında beynin neler yapabildiği, neler yapamadığı artık ispatlandı gibi bir şey. Hı hı. Binaenaleyh eee lehum kulubun ya'kiluna biha ayetini tekrar okuyoruz. Onların kalpleri vardır, kalplerle aklederler denen bir bir modelleme var. O modellemeden koptuk biz. Yani kalple akletmek nasıl oluyor? Kalbin sadece kardiyolojik bir organ olmadığını, kalbin aslında yani insanda gerçek bilişsel organın e, sadrda, kalpte olduğunu. Hı hı. Yani burada olanın buna tabi olduğunu aslında. Bunun gözüyle, kulağıyla, burnuyla dekoder yani malzeme topladığını ve hükme varamadığını. Yani beyin sadece toplar. Ama iyi mi, kötü mü, sıcak mı, soğuk mu hükmüne kalbi bilgi varabiliyor. O açıdan modernlik kalbi bilgiyi dışladı. Oysa Kur'an'da onların kalpleri var, aklederler. Lehum kulubun yakiluna biha diyor. E, neticede önerdiğimiz şey geleneğin peşinde olmak demek. E, zincirin kırılmış halkasını tekrar bağlamaktan başka çözüm yok diye görüyorum. Başka Hocam, önerisi olanlara da bekleriz e, dinlemeye hazırım. Gönül rahatlığıyla. Şimdi, eee, bir iki tane de Osmanlı Sufisi konuşalım. Şimdi hep Selçuklu ya da geçiş dönemini konuştuk. Onlar aslında kriz döneminin, kaos döneminin büyük isimleriydi. Anadolu'da bir taraftan Moğol istilası var, bir taraftan Selçuklu siyasi yapısı parçalanmış. İşte Babayiler isyanıyla Anadolu kentlerinde bir anlamda otorite e, sorunu yaşanmaya başlamış. Her köşede bir beylik kurulmuş. 19 farklı beylikten söz ediyoruz. Bu dönemde e, onlar bilgiyi, hikmeti, hakki, hakikati söylemeye devam ettiler. Evet, Özellikle nadal, Yunus Emre nadal. için söylüyorum. Hiçbir akımın tesiri altında da kalmadan bunu yaptılar. Affedersiniz, yani, burada gene gençlerin kafasını şey yapmak açısından hani, her taraf Derebeylik, her taraf karışmış, Anadolu karışmış, birbirlerine girmişti. Bizim bir de tarihimizi aşırı tukaka etme yaklaşımları var. Aynı dönemde Avrupa'da da Derebeyler, yani bütün dünyanın tabii, tabii, ahvali o öyle. şekilde. Hani zannetmesinler ki biz Sadece de böyle biz beylikler de böyle. olmuş falan da biz biz birbirimize girmişiz. Öbür dünya ise efendim medeniyet dünyası falan zannedilmesin. O orta çağın o özelliği yani bilelim. Evet. Şimdi ama Osmanlı çıktı. çıktı. 600 yıllık bir medeniyet çıktı ve e, belki ağacın e, çiçek açıp tomurcuklanıp yaprak döküp meyveye döndüğü dönem Osmanlı için söyleyebiliriz. Böyle 10 yaklaşık 10 dakikamız var. Yani bir iki sufiden bahsetmek istiyorum. Kim mi konuşmak istersiniz? <laughs> yani nasıl diyelim? Eşrefoğlu olabilir, Akşemseddin olabilir, Hacı yani, Bayram Sultan olabilir. Tabii ki Şiirleri yani var onun şöyle da. yani e, bir tabakat kitabı e, oluşturulacak olsa maalesef o da bizim eksiğimiz. Yani Osmanlı urefası diye mesela Henry Corbin. Fransız düşünür, bunu İran için yaptı. İran hı hı. filozofları diye dört cilt Fransızca kitap yazdı. Bizler mesela maalesef hepimiz bundan suçluyuz, ilim adamları, akademisyenler. Tercüme edildi mi o? Türkçe'si yok, yok ama Fransızcadır. Ya. İngilizceye, Farsçaya tercüme edildi. Dört Umarım cilt muhteşem. Lo e, e İslam de. İraniyen, bilmeyenlere söyleyeyim dört cilttir. Fransızca bilenler o alabilirler, okuyabilirler. Çok da. Yani şöyle bakınız neticede bunu da bir İranlı yapmadı, yapamadı. Yani yine Henri Corbin gibi dolu Heidegger'in talebesi, Heidegger'i Fransızca çeviren kişi, bir filozof aynı zamanda. Ve onun o bakış açısıyla İran kültürüne bakarak o bulup çıkardı. Bizde de maalesef yani bizim Osmanlı tarihçiliğimiz genellikle iktisat tarihçiliğinden çıkma bir dal olduğu için Osmanlı tarihçiliğinde biz hep Osmanlı müesseseler tarihine çok önem verdik. Osmanlı para vakıfları, Osmanlı iktisadi teşekküllerine yoğunlaştık. Veya bazı ilahiyatçılar Osmanlı'daki fetva makamları, müftülükler, efendim, şeriye defterleri bunlar çalışıldı. Çalışılmasın demiyorum. sufileri yani, bile bir iktisatçıdan, barkandan öğrendik işte. Ee, ancak o da nasıl gördük ki o kapıyı o açtı. Sonra İnalcık Allah rahmet eylesin bunu itiraf etti bir öğrencisine bana göndermişti e, hoca. Şöyle ki hangi vakfı, hangi defteri, hangi e, e, Osmanlı tarih kitabını karıştırdığımız zaman karşımıza Şeyh-i Ekber diye bir isim çıkıyor. Onun fikirleri çıkıyor. Bir üçüncü murada baktığımız zaman görüyoruz Fatih savaşa giderken, savaşa giderken özel deriden yaptırdığı çantası var. Dört tane kitap götürüyor yanında savaşta. Savaşa giderken götürdüğü kitaplardan Kur'an-ı Kerim, Mesnevi ve Sadreddin Konevi'nin Müftahul Gayb kitabını götürüyor. Savaşa giderken götürüyor. Hasılı bir arkadaşımız da yakın zamanda bu kitabı da çıkardı. Şeyhi Ekber Methiyeleri diye. Sırf Osmanlı şairlerine baktığımız zaman yüzlerce İbnül Arabi'ye Methiye yazan şairler var. Bu e, buradan da görüldüğü gibi. Ee, bizim geleneğimiz bunlardan, bu damarlardan e, beslenmiş. Şimdi e, biz hangisini seçersek hepsinin aynı şeyi söylediğini görüyoruz. Ama ton farkı var. Zevk farkı var. Çok tabi iyidir. Mesela Yunus Emre var. Onun yanında bir Niyazi Mısri var. Hacı Bayram Veli var. Bizim özellikle tekke musikisi denilen ilahilerin güfte malzemesi, yani güfteleri, sözlerini her biri bu ariflerden, aşıklardan alınarak bestelenmiş sözlerdir. Bazı halk şair, yani halk şiirimizde dahi bu vardır. Yani sadece tekke musikizinde değil, irfan türküleri başlığı altında. Ee, türkülerimizin zaten yüzde doksanı, yüzde doksanı Anadolu türkülerimizin, özellikle iç Anadolu türkülerimizin hepsi irfani konulardır. İster bir Alevi deyişi olsun, ister bir Sünni yani hepsi de Alevi değildir. Bazı Alevisi var, Sünnisi de var. Seyrani Sünnidir mesela, Davut Sulari Sünnidir mesela gibi. Yani onlar da zaten Sünnilik, Alevilik göremezsiniz orada. Yani hepsi aşk makamında. Şimdi Aşık Veysel, Aşık Veysel'i okuduğun zaman Aşık Veysel'deki o felsefe, o derinlik maalesef Ankara'ya almadılar Aşık Veysel'i. Ben onun üstünü tamamlayayım. Mevlana'yı da bizler almıyoruz mesela. Ankara'ya çıkıp gelse, Diyanet İşleri Başkanlığı'na müracaat etse imtihana tabi tutarız. Böyle <laughs> Belki de yani. Dolayısıyla e, istiyorsan e, şöyle bir rastgele Niyazi Mesih'den bir şey okuyayım. Eyvallah. E, böylece vaktimiz şey yapmış olalım istiyorsanız. E, çok güzel bir şiir geldi. Bu şiiri e, kulakları çınlasın e, muhterem Ahmet Özhan e, Bey, e, Ahmet abi, Ahmet efendi ile beraber Niyazi Mısri'nin kabrini ziyarete gittiğimizde rahmetli Tuğrul Bey de vardı. Malatya Büyükşehir Belediyesi sponsor olmuştu. Biliyorsunuz Niyazi Mısri bugün Türkiye topraklarında değil kabri, hı hı. Limni adasında, Limni'de vefat etti, Malatyalı'dır. Malatya Belediyesi bir güzel etkinlik yapmıştı. Bundan yaklaşık 10 yıl kadar evvel hepimizi öyle bir Çanakkale'den vapura bindik, Limni'ye gittik, ziyarette bulunduk ve akşam geri döndük. Kabri yok. Tekkesi tarumar edilmiş. Kabri bir apartmanın köşesinde muhtemelen şurada. Hatta orada bir küçük bakkal var. Bakkal sahibi bile şaşırdı. Öyle mi dedi. Ama bakınız ne kadar... E, ince zarif bir beyefendiydi. Onlarda da aziz kültürü var. Öyle mi? Sizin aziziniz mi burada yatıyor? Ben de bundan sonra daha dikkatli geçeceğim buradan dedi. Ee, bir kaldırımın altında kalmıştı. Hı hı. Onun orada toplandık ruhaniyetine bir fatiha okurken e, o akşam e, Ahmet Özhan beyefendi Niyazi Sinin şu ilahisini okuyunca e, salonda ağlamayan kimse kalmadı. Ey garip bülbül diyarın kandedir. Bir haber ver gülizarın kandedir. Sen bu ilde kimseye yar olmadın. Var senin elbette yarın kandedir. Arttı günden güne feryadın senin. Ahu efkan oldu mutadın senin. Aşk içinde kimdir üstadın senin? Bu senin sabru kararın nerededir? Bir enisin yok Acep hasrettesin, Rahatı terk eyledin mihnettesin, Gece gündüz bilmeyip hayrettesin, Ya senin leyli neharın kandedir. Ne göründü güle karşı gözüne, Ne büründü baktığınca özüne, Kimse mahrem olmadı hiç razına, Bilmediler şahsuvarın kandedir. Gökte uçarken seni indirdiler, Kar unsur bentlerine urdular. Nur iken adın niyazi koydular. Şov ezel ki itibarın kandedir. E, ruhu şad olsun. Makam ali olsun. Eyvallah. Ağzınıza yüreğinize. Çok derin manalar var. Açarsak bir iki saat devam etmemiz lazım. Sadece bilmeyenler açısından kandedir eski Türkçe'de nerededir Nerede? manasındadır. Hı -hı. Onu o şekilde anlayarak dinlerseler Nerededir diye soruluyor. Bir sorgulama yapıyor kendisi. Ama Aynen. son dörtlüsü çok güzel. Onu müsaadenizle bir kere daha okuyayım. Hocam. Gökte uçar iken seni indirdiler. Çar unsur dört unsur bentlerine vurdular. Nur iken adın Niyazi koydular. Önce nurdun sonra adını bedenlenmiş Niyazi. hale gelince adına Niyazi dediler. Şol ezelki ki itibarın oradadır. Gerçek itibarın senin o geldiğin kökendir. Siz onu deyince Yunus Emre'nin ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm" şiiri bir an aklıma geldi. Yani Asıl selam olsun erenlere. <laughs> Eyvallah hocam çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür değerli ederim. dostlar bugün e, çok güzel benim açımdan çok e, doyurucu bir konu oldu çok şey öğrendim e, profesör doktor mahmut erol bende hocamızdan. Ee, tasavvuf konuştuk. Tasavvuf şiirini konuştuk elimizden geldikçe. Ee, biraz gündemin eğer konudan saptığımızı düşünülüyorsa affola ama derdimiz var. Dertliyiz. Dünyadan dertliyiz. Dolayısıyla da biraz bu noktaya getirdik. Ee, ben hocamın kitaplarını e, son bir kez daha göstereyim. E, sonra programı kapatalım. Geleneğin peşinde hocamızın son kitabı. Herkese Tavsiye ediyorum bütün okuyucularımıza, izleyicilerimize. Onun dışında sufi ve şiir e, hocamın önünde. Eğer e, 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 şu şekilde onu da göstereyim. Osmanlı tasavvuf şiirinin poetikası. E, bunu göstereyim. Tabi çok daha fazla kitabı var hocamızın. Bir de son olarak bir tavsiye, naçizane. Hocamın şiirini okuduğu Niyazi Mısri. Muhteşem bir insan. Onu Osmanlı tasavvufunu anlamak isteyenler, tasavvufa laf edenler, kötüleyenler biraz açsınlar. Niyazi Mısri'yi okusunlar. Hayatını sabret, sabır neymiş, tevekkül neymiş, irfan neymiş hepsini Niyazi Mısri'de görsünler. Türk kültürünün, Türk tasavvufunun en önemli isimlerinden birisi Niyazi Mısri. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız sağ ol, için. Sağ olun. Değerli dostlar doğudan batıya tarih bu haftalık burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle.